Herkese merhaba. Özdeşikler ve çarpanları ayırma konusunun ikinci videosuyla sizlerleyim. Konumuz tam kare ifadeler. Tam kare ifadelerde toplam ya da fark halindeki iki terimin sonucunun karesi alınacak. Toplamın karesi ya da farkın karesi. Peki biz bunu nasıl açacağız? Bu parantezi nasıl dağıtacağız? Gelelim ona. Arkadaşlar, parantezin içinde x artı y ya da x eksi y var ve sonucun karesini almış. İlk terim birinci, ikinci terime de ikinci diyorum. Yani x'e 1, y'ye ikinci terim diyorum. Böyle bir ifadeyi açarken bakın şunu kullanacaksınız. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Hadi uygulayalım. Birinci x'ti, ikinci y'ydi. Birincinin karesi, yani x kare. X kare. Çok dikkat. Arada artı varsa artı, arada eksi varsa eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. X ile y'yi çarp, x çarpı y. İki katını al, 2xy. 2xy. İkincinin karesi. Biliyorum ki bir sayının karesi her zaman artı. Bu yüzden burada artı olmak zorunda. İkincinin karesi, yani y kare. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Şimdi birkaç tane örnek üzerinde bu açılımı bir kere daha gözden geçirelim. X artı 1'in karesinde birinci x, ikinci 1. Birincinin karesi x kare. Arada artı var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. X ile 1'i çarptım x, iki katı 2x. Burası her zaman artı. 1'in karesi 1. X artı 2'nin karesinde birincinin karesi x kare. Arada artı var. Çarpımlarının iki katı, x ile 2'yi çarparsam 2x, iki katını alırsam 4x artı ikincinin karesi, yani 2'nin karesi, o da 4. X eksi 3'ün karesine geldim. Birincinin karesi x kare, arada eksi var. Çarpımlarının iki katı, x ile 3'ü çarparsam 3x, iki katı 6x ve artı 3'ün karesi 9. Bir sonrakinde 2x artı 1'in karesini almış. Önce 2x'in karesi. 2x'in karesini alırken hem 2'nin karesini alacaksın hem x'in karesini alacaksın. 2'nin karesi 4, x'in karesi x kare. Arada artı var. Çarpımlarının iki katı. 2x ile 1'i çarparsam 2x, iki katını aldım 4x ve artı 1'in karesi 1. Ve son 3x eksi 2'nin karesi. 3x'in karesini alıyorum. Bak 3'ün karesi 9, x'in karesi x kare. Arada eksi var. Çarpımlarının iki katı. 3x ile 2'yi çarparsam 6x, iki katını aldım 12x. Artı 2'nin karesi 4. Yapacağım iş bu. Birincinin karesi, çarpımların iki katı, ikincinin karesi. Peki tersten yapalım bu işi. İlla böyle parantez verip hadi bu parantezi aç demeyecek. Bazen de bir ifade verecek. Tam kare olacak bu ifade ve bana bunu parantezli hale dönüştürmemi isteyecek. Peki ne yapacağım? Bakın x kare artı 8x artı 16. X kare eksi 10x artı 25. 4x kare artı 28x artı 49 gibi ifadelerle de karşılaşabileceksiniz. Bunlar tam kare olarak verilecek ve siz bunun parantezli halini oluşturmak zorunda kalacaksınız. Peki burada neye dikkat edeceğim? Formülüm net. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Bakıyorum. X kare, x'in karesi, 16, 4'ün karesi. Hemen ortadaki terimi kontrol ediyorum. X ile 4'ün çarpımının iki katını alırsam 8x olur mu? X ile 4'ü çarptım 4x,
2 katı 8x oldu. Evet, gerçekten de bu bir tam kare. Birinci terim x, ikinci terim 4 ve aradaki işaret artı. Yani bu x artı 4'ün karesine eşitmiş. İkinciye bakalım. X kare x'in karesi, 25 5'in karesi, x ile 5'i çarptım 5x, 2 katını aldım 10x, ortadaki terimi de sağladı. Demek ki birinci terim x, arada eksi var, ikinci terim 5, bunun karesi. X eksi 5'in karesiymiş. Ve 3, 4x kare artı 28x artı 49'da 4x kare. 4 2'nin karesi, x kare x'in karesi. E 49 da 7'nin karesi. Bunları çarparsam 2x çarpı 7 14x, 2 katı 28x. Ortadaki terimi de sağlıyor. Yani ilk terim 2x, arada artı var. İkinci terim 7'nin karesidir bu ifade. İster parantez versin, aç bakalım bunu desin. İster İkinci dereceden bir ifade versin. Bunun tam kare olduğunun farkına vardıktan sonra parantezli hale dönüştürelim. İkisinde de aynı formülü kullanıyorum. Peki, hadi biraz örnek çözelim. Birincisi, x kare artı 8x artı b eksi 3 ifadesi bir tam kare olduğuna göre b kaçtır demiş. Formülüm gene aynı. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Peki, x kare, x'in karesi. B eksi 3 bir şeyin karesi ama ortadaki terim bunların çarpımının 2 katı. Peki ben x ile neyi çarpıp 2 katını alırsam 8x olur. X ile bir şeyi çarpacağım, 2 katını alacağım, 8x olacak. Zaten burada x'ler birbirini götürüyor. 8'i de 2'ye bölersem bu sayının 4 olması gerekiyor. Yani bizim sondaki terimimiz b eksi 3 4'ün karesi olmak zorunda. Yani b eksi 3 16, eksi 3'ü karşıya gönderirsem 16 artı 3'ten b sayısı 19 olacaktır. Her şey formülde bitiyor. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Ve bir sonraki soru. 4x kare artı 12x artı b artı 1 tam kare olduğuna göre b kaçtır demiş. Aynı şeyi yapacağım. 4x karede 4 2'nin karesi, x kare x'in karesi. B artı 1'de diyelim ki bir şeyin karesi, soru işareti dedim. Bu 2x ile soru işaretinin çarpımının iki katı bana ortadaki terimi yani 12x'i verecek. Hemen sadeleştiriyorum. X'ler gitti. 12'yi 4'e bölersem bu sayı 3. Demek ki sondaki b artı 1 sayısı aslında 3'ün karesi. Yani b artı 1 9. Artı 1'i karşıya göndersem 9 eksi 1'den b sayısı 8 olacaktır. Bütün iş formülde bitiyor. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Peki, devam ediyorum. A kare artı b kare 20, a çarpı b 9 olduğuna göre a artı b'nin karesi nedir demiş. Bak burada tam kare var. Hadi açalım bunu. A kare artı 2ab artı b kare. Verilenlere dikkat et. A kare ile b karenin toplamı 20 artı a çarpı b 9 verilmişti. 2 katı 18. Demek ki sonuç 38'miş. Ve bir soru da. A eksi b 5. A çarpı b 8. A kare artı b kare toplamı kaçtır demiş. Değerli arkadaşlarım. A kare artı b karede a'nın da üstünde kare var. B'nin de üzerinde kare var. İkinci kuvvetleri var. Eğer bu kareleri oluşturmak istiyorsam bana soruda verilen a eksi b eşittir 5 ifadesinde her iki tarafın gidip karesini almak zorundayım. Ki a'nın karesi b'nin karesi oluşsun. Peki a eksi b'nin karesi neydi? A kare arada eksi, çarpımlarının iki katı 2ab artı b kare. 5'in karesi de 25 yaptı. Şimdi bana verilen bir şey daha var soruda. A çarpı b 8 demiş. Dolayısıyla a kare eksi
2 kere 8 16 artı b kare 25. Son olarak eksi 16'yı karşıya gönderdim. A kare artı b kare 25 artı 16 41 yaptı. Cevap 41'miş. Sorulara devam. Şimdi bir özellikten bahsedeceğim size. Hani tam kare için dedik ya, a artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b karedir. Ya da a eksi b'nin karesi a kare eksi 2ab artı b karedir. Burada 2ab'yi karşıya gönderdiğim anda a kare artı b kare toplamı a artı b'nin karesi eksi 2ab olur. Diğer eşitlikte de eksi 2ab'yi karşıya gönderdiğim anda a kare artı b kare toplamı a eksi b'nin karesi artı 2ab'ye eşit olur. Bu benim şu işime yarar. Aslında biraz fazladan formül ezberliyormuş gibi görüneceğiz ama işimizi kolaylaştıracak. İki tane karenin toplamını sorduğunda bunu tam kareyi kullanarak tek bir işlemle sonuca ulaştırabileceğim. Bakın, x artı 1 bölü x'i 5 vermiş, x kare artı 1 bölü x kare nedir demiş. X kare x'in karesi, 1 bölü x kare 1 bölü x'in karesi, bu yüzden x artı 1 bölü x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x demem yeterli. Sonuçta x artı 1 bölü x 5 verilmiş, 5'in karesi eksi, burada x'ler gider 2 kere 1 2 kalır, 5'in karesi 25 olduğuna göre 25'ten 2 çıkardığımda sonuç 23 olacaktır. Aynı mantıkla çözeceğim bir soru daha var. X artı 1 bölü x artı 2 7'ye eşitken x artı 2'nin karesi artı 1 bölü x artı 2'nin karesi işleminin sonucu kaçtır demiş. Dikkat! X artı 2'nin karesinde x artı 2 ifadesi var. 1 bölü x artı 2'nin karesinde 1 bölü x artı 2 var. Dolayısıyla ben bu ifadeyi bu ikisinin toplamının karesi eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı 1 bölü x artı 2 olarak yazabiliyorum. Yalnız x artı 2 artı 1 bölü x artı 2'ye ihtiyacım var. Burada x artı 1 bölü x artı 2 var. Artı 2'nin gelebilmesi için eşitliğin her iki tarafına 2 ekliyorum. Böylece parantez içindeki ifade 7 artı 2'den 9'a eşit olduğu için 9'un karesi eksi, x artı 2'ler gider 2 kere 1 2, 9'un karesi 81 eksi 2'den sonuç 79 olacaktır. Şimdi gene aynı özdeşlikleri kullanarak bakın bir özel formül daha tanımlayacağım. Hani dedik ya a artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b kare, a eksi b'nin karesi de a kare eksi 2ab artı b kare. Ben burada birinden diğerine gitmek istersem burada 2ab, burada 2ab olmak üzere 4ab kadar fark var. Dolayısıyla a artı b'nin karesi a eksi b'nin karesinden 4ab fazla olacak. A eksi b'nin karesi de a artı b'nin karesinden 4ab az olacak. Yani bir tam kareyi diğer tam kareye dönüştürürken 4ab kadar fark elde edeceğim. Şimdi bakın bunu nasıl kullanıyorum. A eksi b'nin karesi artı 4ab ifadesinde a eksi b'nin karesine 4ab'yi eklediğim anda a artı b'nin karesi olacak. Her iki ifadeyi taraf tarafa topladığımda a artı b 10 elde var 1, 10 elde var 1, 10 elde var 1, 4. Yani 4 yapacak. Bunun karesi de 16'ya eşit olacaktır. Çok kolay bir şekilde sonuca gidebileceksiniz. Ve bir örnek daha. A artı B 9, A çarpı B 18, A eksi B'nin pozitif değerini sormuş. A artı B'den A eksi B'ye gitmenin en kolay yolu. A eksi B'nin karesi A artı B'nin karesi eksi 4AB. A artı B'yi 9 vermiş. 9'un karesi eksi 4 çarpı. A çarpı B'yi de 18 vermiş. 9'un karesi 81. 4 kere 18 72. 81'den 72 çıkarsa 9. A eksi B'nin karesi 9'sa 2 ihtimal var. A eksi B ya 3 ya da
eksi 3. Yalnız bana pozitif değerini sorduğu için a eksi b 3 olacaktır. Birkaç soru daha çözeceğiz. Sonra küplere geçeceğiz. Sıradaki sorudayım. X kare eksi y kare artı 6y eksi 9 bölü y kare eksi x kare artı 6x eksi 9 eşittir 1 bölü 2 ise y eksi x farkı kaçtır demiş. Şimdi küçük bir düzenleme yapacağım. X kare eksi y kare artı 6y eksi 9. Bu 3 terimi eksi parantezine alıyorum. Ve y kare eksi 6y artı 9'u elde etmiş oluyorum. Bölü. Aynı şeyi aşağıda yapacağım. Bu sefer eksi x kare artı 6x eksi 9'u eksi parantezine alacağım. Y kare eksi x kare eksi 6x artı 9 eşitmiş 1 bölü 2'ye. Bunu neden yaptım? Arkadaşlar y kare y'nin karesi. 9 3'ün karesi. 6 da 3'ün 2 katı. Dolayısıyla burada bir tam kare var. Yalnız bu tam kareyi net görebilmek için eksi y kare verildiğinden eksi parantezine almak durumundayım. Aynı şey aşağısı için de geçerli. Şimdi artık ben biliyorum ki y kare eksi 6y artı 9 y eksi 3'ün karesi. X kare eksi 6x artı 9 da x eksi 3'ün karesi. Şimdi biraz toparlarsak bakın dikkat edin. X kare eksi y eksi 3'ün karesi. Y kare eksi x eksi 3'ün karesi. Ne oldu? Tam kareyi düzenledim. İşin içine bir de 2 kare farkı geldi. Şimdi de 2 kare farkını uyguluyorum. Ne yapıyordum 2 kare farkında? Nelerin kareleri ise bir çıkartıp bir topluyordum. X'ten y eksi 3'ü çıkartacağım. X eksi y eksi 3. Sonra da x ile y eksi 3'ü toplayacağım. X artı y eksi 3. Aşağıda da y ile x eksi 3'ü çıkartacağım. Y eksi x eksi 3. Sonra da toplayacağım y artı x eksi 3. Bunun sonucu 1 bölü 2. Devam ediyorum. Şimdi düzenleyeceğim. X eksiyi dağıtırsam eksi y artı 3 çarpı x artı y eksi 3 bölü y eksiyi dağıtırsam eksi x artı 3 çarpı y artı x eksi 3 eşittir 1 bölü 2. Çok dikkat edin. X artı y ile y artı x aynı şey olduğu için x eksi y pardon x artı y eksi 3 ile y artı x eksi 3 de aynıdır. Bunlar birbirini götürür. Sonra kalan ifadede içler dışlar çarpımı yaptığımda x eksi y artı 3 ile 2'yi çarpıyorum. 2x eksi 2y artı 6. Y eksi 3, y eksi x artı 3 ile de 1'i çarpıyorum. Y eksi x artı 3. Sonrasında x'leri ve y'leri bir tarafa topluyorum. Ben buradaki 2y'yi karşıya attığımda, artı 2x'i karşıya attığımda, 3'ü de bu tarafa aldığımda, 6'dan 3 çıktı, 3. Y vardı, 2y geldi, 3y oldu. Eksi x vardı, eksi 2x geldi, eksi 3x oldu diyebilirim. Sonra da her birinin katsayısı 3 olduğu için hepsini tek tek 3'e bölersem 1 eşittir y eksi x olacaktır. Zaten benden istediği şey de y eksi x farkı idi. Dolayısıyla cevabımız 1'miş. Bir başka soru. A kare b artı ab kare bölü a artı b bölü a kare eksi 2ab artı b kare bölü a kare eksi b kare. İşin içinde 2 kare farkı var. Ortak çarpan parantezin alma var. Tam kare ifade var. Ve hepsini aynı soru içerisinde birleştirmiş. Başlıyorum. A'lar ortak. B'ler ortak. Bu yüzden a çarpı b parantezini alıyorum. 2 tane a vardı, 1 tane kaldı. 2 tane b vardı, 1 tane kaldı. Bölü a artı b. Şimdi arada bölme işlemi var. Bölmenin kuralı da ters çevirip çarpmak. Dolayısıyla çarpma işlemine çevirdim. Şimdi diğer terimi ters çevireceğim. A kare eksi b kare 2 kare farkı. Bu a eksi b çarpı a artı b'dir. Ters çevirdiğim için yukarı çıktı.
A kare eksi 2 AB artı B kare de birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi olduğu için tam kare var. Bunu da aşağı indiriyorum. A eksi B'nin karesi. Sonra da sadeleştiriyorum. A artı B'ler gitti. A eksi B'lerden biri gitti. Geriye A çarpı B çarpı A artı B bölü A eksi B kaldı. İşte en sade hali budur. Bir başka soru. X kare artı 8x eksi 1 ifadesinin en küçük değeri kaçtır demiş. Değerli arkadaşlarım, ikinci dereceden bir ifadenin en küçük değerini bulmak istiyorsanız tam kareye benzeteceksiniz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bir sayının karesi hiçbir zaman negatif değer alamaz. Dolayısıyla alabileceği en küçük değer de sıfır olur. Ben tam kareye benzetirsem tam karenin alabileceği en küçük değer sıfır olacağı için uygun koşullar altında işimi kolaylaştırmış olurum. Bu yüzden tam kareye benzeteceğim. Tam karenin ifadesi neydi? Birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi. Şimdi bakıyorum x kare var. Bu x'in karesi. 8x var. Bu neyin iki katı? 4'ün. Bu yüzden bu ifadeyi kullanarak x artı 4'ün karesine benzetiyorum. Bakın ne yaptım. X kare x'in karesi. 8x de x ile 4'ün çarpımının iki katı. Bu yüzden x artı 4'ün karesi. Ama 4'ün karesi kaç yapar? 16. Soruda kaç var? Eksi 1. Ben bu 16'nın yanına ne yazarsam sonucum eksi 1 olur. Eksi 17. Artık en küçük değer için tam kareyi 0 alabilirim. 0'ın karesi 0. 17 çıkarsa eksi 17 olacaktır bu ifadenin en küçük değeri. Tam kareye benzettiğiniz anda eğer değerler uygunsa o tam karenin değeri en az 0 olacak. Sonuç net bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır. Peki, benzer bir soru daha. Bu sefer iki tane değişkenim var. X kare artı y kare eksi 8 x artı 12 y artı 70 ifadesinin en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Gene tam kareye benzeteceğim ama x'leri kendi arasında, y'leri de kendi arasında değerlendireceğim. Bakın, x kare eksi 8 x sonuçta x'in karesi. Bu da x ile 4'ün çarpımının iki katı. İşareti eksi olduğu için x eksi 4'ün karesi geldi. Artı. Y kare artı 12y. Y kare y'nin karesi. 12y de y ile 6'nın çarpımının iki katı. İşareti artı olduğu için y artı 6'nın karesi geldi. Şimdi hemen sabit terimlere bakıyorum. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Ben bunları toplarsam 52 ama 70 olması gerekiyor. 52'nin üstüne kaç eklersem 70 olur? Artı 18. Şimdi artık x eksi 4'ün karesi en az 0. Y artı 6'nın karesi en az 0. Dolayısıyla bunların toplamı 0 artı 0 artı 18'den 18 yapacaktır. Yani soruda verilen ifadenin en küçük değeri 18 olur. Ve A artı B artı C'yi 8 vermiş. İkili çarpımlarını 24 vermiş. Çarpımların toplamını 24 vermiş. Kareleri toplamı kaçtır diye sormuş. Değerli arkadaşlarım, eğer olur da biri size A kare artı, hatta şöyle yazayım. A artı B artı C'nin karesini sorarsa bu A kare artı B kare artı C kare artı iki parantezinde AB artı BC artı AC'ye eşittir. Bunu ezberleyeceğiz. Ya da gideceğim A artı B artı C'nin karesini bulmak için A artı B artı C ile A artı B artı C'yi bir güzel dağıtarak çarpacağım. Sonuçta gene aynı terimi elde edeceğim. Aynı formülü elde edeceğim daha doğrusu. Peki yerine yazıyorum. A artı B artı C 8'miş. 8'in karesi eşittir. A kare artı B kare artı C kare artı 2 çarpı AB artı BC artı AC toplamı da 24'müş. 8'in karesi 64. A kare artı B kare artı C kare artı
2 kere 24, 48. Sonra da 48'i karşıya gönderiyorum. 64'ten 48 çıkarsa 16. A kare artı B kare artı C kare toplamına eşit olur. İşte sonuç. Cevap 16'ymış. Bir sonraki videoda küp açılımları ile ilgili, iki küp toplamı, iki küp farkı ile ilgili özdeşliklerle devam ediyoruz.